Şu anda iyi giden bir performansımız var takım olarak. İlk başlarda kötü gitmiştik son ikinci yarıda. 3 haftadan sonra toparlayıcı bir sürece geçtik. Toparladık da sayılır. İyi oyunda geçen hafta kazandık. Bu hafta da kazanmak istiyoruz. Önemli olan şu anda benim gol kralı olmam değil, Sakaryaspor'un kazanması. Hedefimiz şampiyonluk. Bu hedeften hiçbir doğrultuda sapmadık. Sapma gibi bir düşüncemiz de zaten yok. Umarım sezon sonu şampiyonluğa ulaşan taraf biz oluruz. Bursaspor'da sezona başladım. İyi giden bir periyot olmadı benim için. Kadro dışında değil de ayrılma süreci yaşadık. Görüştük. İki taraf için de ayrılısı böyleydi. Sonra işte Cumhurbaşkanı'nın aramasıyla, büyük Sakaryaspor camiası sonuçta burası. Düşünmeden buraya geldim. Bir günde imzaladım ve şampiyonluk hedefi olan bir yer olduğu için yani burayı tercih ettim zaten. Ki o doğrultuda da kendim için doğru karar vermişim. Şu anda o doğrultuda devam ediyoruz yolumuza. İnşallah da işte dediğim gibi sezon sonu kazanan taraf biz olacağız. Büyük bir camia. Yani şu anda anlatmak değil, yaşaması gerekiyor insanların. Çünkü bu stada geldiğimiz zaman 15 bin, 20 bin seyirci, herkes sizden bir şey bekliyor. Bunu insanlara yansıtmak, o mutluluğu vermek, kendi açımdan da mutlu oluyorum tabii. Taraftarlarımız da yani buradan yine tekrardan sesleniyorum. Kırgınlıklar olmuş olabilir, üzgünlükler olmuş olabilir ama şu anki durum o durum değil. Şu anki durum bizi destek olma durumları. İtici güç onlar bizim için. Her hafta onları yanımızda istiyoruz. Sezon sonu onları üzmemek adına bizim yanımızda olsunlar ki hep birlikte şampiyonluğa ulaşalım. Burak Özcan sonra şampiyonluk olabilir. Onu vermeye gerek var mı? Come on.